Galatasaray liderliğini devam ettiriyor. Sivas deplasmanında 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kazandı Galatasaray. Tam da o noktadan başlayalım. Ne gördünüz Gökhan Hocam? Sizinle başlayalım o pozisyonda. Niye indirek vuruş kararı verildi? Hangisinde? Türkiye'nin tartıştığı pozisyonda Gökhan Hocam. Yani bir pozisyonu hakem yaratmak için uğraştı. Yani başka bir şey yok. Bir gol oldu. Ve golü iptal etmek için işte Erkan Özdamar'la Varda, yanılmıyorsam Özgüç Türkak, o pozisyondaki golü iptal etmek için elinden gelen her şeyi yaptılar. Ve iptal ettiler. Nedenini bence kendi de bilmiyor. Bir, pozisyon olmuş, Özgüç Türkalp neden hakemi VAR'a davet ettin? İki, hakem elini kaldırdı ama ne verdiğini kendi de bilmiyor. Yani karambol de aslında bir faul vardı. Tabii dedi. Daha önce yayıncı kuruluşta şu oluyordu. Offside verdiyse o çizgi oyun başladıktan bir 15-20 saniye sonra federasyondan gelen çizgiyi çiziyorlardı. Bir çizgi çizmediler. Elini kaldırdı, faul mü verdin? Offside mi verdin? Hiçbir açıklaması yok. Kendileri dahi neyi yaptıklarını bilmedikleri pozisyon. Yani biz her zaman şunu söylüyoruz. Hakemlerin hiçbir şekilde bir maçın önüne geçmemeleri. Sadece futbolu konuşmamız lazım. Ama burada benim de neden anlamadığım bir karardan dolayı iptal ettiler. Maçın son dakikasında Nelson'un pozisyonunda da hiçbir şey yok. Onu pozisyonu getiriyor. Yani kafayla vuruyor. Orada neye bir şey arıyorsun? Hakem hakikaten bu maçın önüne geçti. Yani Rıza Hocam zaman çok sinirli. Galatasaraylı futbolcular taraftarını selamlıyor. Yeni yıla lider giriyor Galatasaray. Kusura bakmasınlar da Sivasspor can derdinde. Yani bir golü atıyorsun önemli bir dakika 48-50. Dakikalarda. Ve sen hakem ne olduğunu bilmeden golü iptal ediyorsa hangi takımın hocası bu, Rıza Hoca değil. Hangi takımın hocası olsa Can abiyle canının bu kadar yandığını, küme düşme potasındayken böyle canını yakıyorlarsa İster istemez sinirleniyorsunuz. Yani Rıza Hoca'nın bence maçta atılmaması bile büyük olay. Bence Serkan de. Korkmaz, çözemedik pozisyonu. Türkiye olarak çözemedik. Sadece ya. Bu masadakiler değil. Herkes birbirini arıyor. Şimdi size çok daha acayip bir şey söyleyeceğim. Bir başka ülkenin VAR operasyonunun başındaki birisine görüntüyü bir arkadaşım aracılığıyla gönderdik. Ondan da yorum aldık. Yani yorum aldık, alamadık. Yani yorum alamadık. Yani neden acaba falan dedi yani. Şimdi görüntüler geldiğinde bir daha konuşuruz. Hani orada şunu şöyle düşünüp de böyle mi yaptı diye de acaba falan gibi bir cümle geldi bana. O da hani offside'la ilgili anladığım kadarıyla. Hani endirekt vuruş olunca hani tehlikeli bir hareket mi oldu? Offside mi verdi? Tabii onu bile anlamadık. Kullanım. Ama ben ömrü hayatımda ki maçın spikeri Murat Yenersoy kardeşim çok da beğendiğim bir maç spikeridir. Meslektaşımızdır. O dakikalar boyunca o da hani offside mı yoksa hani faul mü ne gerekçeli olduğunu anlamadığını belirtti. Ve sonrasında ona gerekçe geldi. Tabii ki yayıncı kuruluşun ekipleri bizler de olduğu gibi konuyu araştırdı. Kararın offside olduğunu deklare etti Murat Yenersoy. Abi biz sonra tekrar baktık. Yani ben bir offside göremedim. Bilmiyorum. Zaten bir çizgi de göremedik. Biliyorsunuz yani VAR'da VAR'da verilen kararlarda, offside kararlarında yayıncı kuruluş bir offside çizgisi çiziyor. Hatta şöyle espriler döndü. Bilgi de yazılıyor Dünya Kupası'nda. Yayıncı kuruluşa bir eleştiri döndü. Eleştiri yapıldı çokça sosyal medyada. Niye offside çizgisi gösterilmiyor falan. Yayıncı kuruluş ne yapsın? Offside çizgisi yok ki. Hani bence, bilmiyorum. Bir gariplik var bu işte. Hakikaten bence aylarca değil, yıllarca konuşulabilecek bir maç geride kaldı. Ha sahada İlk yarıdaki 6 dakikayla beraber 2 saate yakın 120 dakikalık bir mücadele oldu. Bu yeni uzatma bakış açısıyla beraber FIFA'nın Dünya Kupası'nda sahnelenen inanılmaz kötü bir zeminde. Galatasaray çok iyi başladı. Belki de sezonun en iyi ilk yarılarından birini de oynadı. Ama sezonun en kötü ikinci yarılarından birini de oynadı. Ve mağlubiyeti dahi hak ettiği bir maçta beraberliği kurtarıyor Galatasaray'dayken Barış Alper'in Abdülkerim'in muazzam pasında buluştuğu gol geldi. Belki de sezonun kaderini değiştiren gollerden biri oldu. Doğru, onu konuşacağız maçı ama hocam siz yıllarca saha içinde oynadınız, kenarda yönettiniz. Çözebildiniz mi pozisyonu? Yani bir karambol vardı tek tek. Faul var mı diye de baktık hepimiz. Ama sonrasındaki endirekt vuruş kararını anlamlandırmakta tüm Türkiye güçlük çekiyor. Bir yandan sosyal medyaya bakıyoruz. Bulabilen yok cevabı. Vallahi onu Erkan Özdamar'la
Özgür Türkalp'e sormak gerekir. Özgür Hoca, aynı şekilde Erkan Hoca. Yani oradan nasıl bir şey çıkardılar, nasıl karar verdiler? Ben de şimdi hem FIFA hem hakemi olan hem de yardımcı hakemi olan 3-4 tane arkadaşımla konuştum. İnan hiçbiri bir şey bulamadı. FIFA hakemi bunlara. Yani Avrupa'da maç yönetmiş hakemler, trio olarak da aynı şekilde hiçbir şey bulamadılar. Bununla beraber şunu söyleyeyim. Hocam yayıncı kuruluşu oldukları için açıkça söylemekte hiçbir zarar yok. Yayıncı kuruluşta da şu anda yorumcu abilerimiz, arkadaşlarımız, Beyaz Hoca, İlker Hoca, sevgili meslektaşımız Güntekin, hani onlar da daha fazla görüntü olduğu için onların isimlerini de vererek söyleyeyim. Onlar da anlamlandıramadık ya, diyorlar. Yani orada da yeni bir görüntü yok. Yani yeni bir bilgi işin yok. İşin içinden çok çıkamazsın. Değil mi? Bakarsın dersin burada ne var? Bir de şunu sordurttum. Sivas'ta sahanın içinden öğrendim. Direkt sahanın içinden. Bak sahanın içinden öğrendim. Biri bununla ilgili yorumu en direkt serbest vuruş, diğeri offside. Yani orada bile sahanın içinde bile ikiye bölünmüş. Yani ya görüş ayrılığı iki var. Ayrı bilgi iki ayrı bilgi geliyor. İki görüş de farklı. Biri offside. Bir de bilgiler iyi yani. Yani ikincisi de en direkt serbest vuruş. Bakın şimdi de bana faul konusunda ısrar eden birisi var. Yayıncı kuruluştaki spikerin offside dediğini belirtelim. Faul, bak iki görüş var dedin. Hı hı. İki görüş sahanın içinden benim aldığım bilgi. Çok da önemli İki görüş. İsimlerden. Ya yani, faul daha mantıklı geliyor bana. Çünkü yani offside hiç yok. Faul de yok da. Yani hele birini söylemeyeyim Erit. Yani mesela onun fikri faul. Yok, çapraz sorgu yapacaksın. Özgür Türkalp'i bir odaya alacaksın. Erkan Özdemir'i bir tarafa alacaksın. Ne verdiniz kardeşim? Sen ne verdin? Herhalde ikisi de anlaşamayacak. Hayır, bence. İkisi bence... Bence anlaşamazlar. Hayır. Bence anlaşsalar orada bir şey yok. Orada bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Özgür Hoca bir şeye baktı orada, çağırdı. O da ona baktı. Yani ikisi farklı, ayrı değil. O Erkan Özdemir de eğer inanmasa onu vermezdi. Demek ki o çağırınca monitöre bir gerekçe var, çağırdı. Ben diyorum ya, yani sahanın içinden öğrendiğim böyle yetkili bu işe de yorum yapacak biri. Yetkili biri. Yani mesela orada söylediği onun... Birinci söyleyen mesela öğrendiğim en direkt serbest vuruş. Foul. Cüneyt. Çok enteresan. Diğer ondan sonra da offside. Ama birinci fikir direkt çağırması. Özgür Hoca'nın Erkan Hoca'yı direkt, en direkt serbest vuruş. Foul diye çağırmış monitöre. Yani işin tuhafı ne biliyor musun? Ya Erkan Özdemir'in de mesela bu maça atanması etmesi, vücut diline baktınız mı sahanın içinde? Baktım ama anlayamadım çok. Yani bir kararlar şaşkın. Vücut dili, eli, ayağı, yüz ifadesi, koşu, tedirgin. Dikkat ediyorsunuz iptal ediyor. Geliyor monitöre, orada düşünüyor. Bir şeyler düşünüyor ani bir şekilde. Mesela orada iptal edecek, bir karar verecek. En son offside pozisyonu olmasına rağmen. Bak en sonun hani Sivas Spor'un attığı gol bariz görüldü zaten offside. Ama orada bile bak şimdi yani, dururken bak. Değil mi hocam? Evet Cüneyt, bravo. Sen deyse bak durdu. Farkında mısın? Durdu, evet. Düşünüyor falan. Hele golde bayağı durdu. Durdu, ne karar vereyim, ne yapayım kafasında hani net değil. Yani bir de hafta içi biliyorsun maç günü bile birçok Erkan Özdemir'le ilgili işte özel hayatıyla ilgili bir dans falan döndü. Bu doğru değil. MHK'nın buna el koyması gerek. Bunlar doğru değil. Gencecik pırıl pırıl bir hakem. Sen böyle bir eğer... Sen sonuçta bir maç yönetiyorsun değil mi? Bir saha içinde otoriter sensin. Senin kararın değil mi? Hakem evet, olarak. Hocam. Şimdi bunun yansıması sana iyi olmaz genç kardeşim. Yani bunu, yani bu hoş değil. Bunu yapıyorsundur, ediyorsundur, dans edebilirsin. Bu gayet de güzel bir şey. Kötü bir şey de değil esasen yaptığı. Gencecik pırıl pırıl bir insan. Ya sen maç yönetiyorsun. Millet kale almaz seni. İşin gerçeği bu. Yani sen bakma burada hani stat falan burada bile söylem olmuştur. Başka statlarda bu söylemi de yaparlar. Ne gereği var? Yani ve de bunun yani psikolojik olarak yansımasını da o da insan sonuçta. O da sosyal medyada görmüştür bunun döndüğünü. O da etkilendiğini düşünüyorum. Verdiği kararların çoğu sağlıksız. Kendi vücut dili, jest, mimikleri. Sağ içinde gidiyor bir futbolcuya bir bakıyorsun. Yani tutuyor ensesinden gibi falan bir yakınlık. Öbürsüne farklı. Yani... Enteresan ya.
Ama dans konusunda hocam hakem MSÜ mezunu ve zumba eğitmeni yani. Ha, yapabilir ya. Bak ne dedim. Yapabilir genç. Ben bir mahsuru yani var demedim. Bunun için eğitimini almış hocam. Eğlence için hayır, yapmıyor. Hayır, hayır, hayır. O da bir işi, başka işi. Hayır yapabilir. Sen hı-hı, şimdi böyle bir dans... Yok yani bilsin insanlar diye. Zumbalıydı değil mi evet, o dansın? Yani ben çok zumba yakan... eğitmeni aynı zamanda. Evet, evet, zumba eğitmenliği hani çok zor bir iş. Zumba pek çok kişinin bu gezegende... sadece dans etme amaçlı değil, aynı zamanda form tutmak için yaptığı bir şey. Pek çok profesyonel sporcu da yapıyor bunu. Yani ben hocamı tebrik ederim. Almış. Yani uluslararası spor ve evet, dans eğitmenliği üst seviyede yapıyor. Şimdi o ayrı bir konu. Bilal, bak şimdi. Ha, siz dediğiniz gibi demiyorsunuz hocam. Bırakır, hani, zumba birisi... kariyeri devam eder bilmem ama burada sanki Özgüç Türkalp'in çağırmasında çok büyük sıkıntı var gibi geliyor hocam, bana. Özgüç Türkalp. Yani Erkan Özdemir hiçbir şekilde sevmiyor herhalde. VAR'a çağırdı. Yani bir durup dururken adamı ateşe attı. Kesin ateşe attı hocam. Başka bir şey yok. Yani adam golü verdi. Bir anda durun dedi. Dinliyorum dedi. Sonra gitti. Sonra bence kendinin de bilmediği bir nedenden dolayı ikisini sadece gördüğü pozisyondan dolayı golü Nizami golü iptal ettiler. Şimdi burada diyorsun geçen hafta işte, Enkudu'ya çıkmayan aynen, kart, yani aynen, ortak yani karar. Onu bile gölgede bıraktı. Akil Beşiktaşlar başta evet, Gökhan abi evet, olmak şimdi, üzere kırmızı kart olmalı dedi. Tabii, şimdi, geçen hafta niye sarı çıktı diye konuşurken şimdi golü konuşuyoruz. Şimdi Zumba ile ilgili görüntüleri çıktı dediniz. Biraz evvel Sivasspor'un ikinci başkanı bana bir tane sosyal medyadan bir fotoğraf yolladı. Bence bu sosyal medyada paylaşılmaya başlanacak. Photoshop galiba hocam o. Eğer Photoshop'sa inşallah Photoshop'tur diye düşünüyorum. Neymiş yani o? Eğer böyle... Galatasaray yani, formalı Özgüç Türkalp paylaşılıyor. Hı. Şimdi hocam şöyle şey o formadaki göğüs yani reklamı öyledir hocam. Zaten 2 yıllık bir reklam. Yani inşallah öyle enteresan. Yani bunlar çıktığı zaman insan şey yapıyor. Ya normal bir şey zaten o mesela, Photoshop'un yapılması şu maçtan sonra da. Ya Cüneyt mesela sen böyle bir klip çekip yayınlar mısın kendin mesela hakem olsan? Türkiye'de. Yok hocam ben tuttuğum takımı söylememeyi tercih ediyorum. Hayır, bizim, hakem ayrı bu işi değil. Her yaptın. Hakem olsan direkt böyle Süper Lig maçlarında düşünebiliyor musun? Orta hakemsin. Direkt böyle bir şey yani bu gençtir yapabilir bak ben kötü manada söylüyorum. Çocuk terbiyesizlik ahlaksız bir şey yapmamış. Ama en büyük bana göre sıkıntı maçın sen bir ciddiyetin olmalı abi. MHK de buna bir şekilde bence konuşması gerekirdi. Yoksa gencecik adam... Videoları. Ben gerçekten o kısmı anlayamadım. Kızacaksınız ama. Hayır. Kız... Hani bak bu şimdi... işin eğitimini almış. Ya eğitimini alsın da abi bir şey söyleyeyim. Video... Ne yapsın İyi yani? İyi de abi bu videoyu tam çekebilir arkadaşı. Kendi saklar. Bu sosyal medyada eğer paylaşırsan bunu sen... Bak şimdi benim için sorun değil abi. Sen gidiyorsun taraftarlara. Değil mi? Önünde hocam, bir maç Serkan yönetiyorsun. Korkmaz'ın da ikinci işi mühendislik. Yani bir çizim yapıp paylaşmasın. Ya bak ikisi farklı. Çizimle hayır, bitse yani aynı mı? Hayır yani insanların ikinci bir mesleği hayır, de olabiliyor. Benim örnek, yok ikinci bir mesleği. Beton örnek... dökerken falan. Bir dakika. Hayır. Bir şey söyleyeyim. Senin çizimle şimdi bak Serkan'ın yaptığı bir çizimle bu aynı değil. Ben diyorum ki kötü niyetli zaten değil. Bir daha söylüyorum. Destek oluyorsunuz bak, aslında. Ahlaksızlık değil, edepsizlik bu kötü bir şey değil. Dans ediyor. Edebilir. Dans etmek ayıp mı ya? Hayır. Ama bu MHK'nin değil mi? MHK'nin çatısı altında görev alan isimli bir hakem. Süper Lig'de maç yönetiyor. Bunu sana yedek kulübesinde de bak yeri geldiğinde laf atarlar. Bu böyle anlayamazsın. Atarlar, biz şimdi bak Cüneyt sen o masadasın eyvallah. İşini de iyi yapıyorsun. Serkan da. Bizim bütün arkadaşlarımız ekip burada. Ender Bilgin başta olmak üzere. Herkes aslan gibi burada işini yapar. Şimdi sahanın içinden gelmiş. Şimdi Gökhan Hoca, ben olayım. Bunu oyuncular maçtan önce ısınmada da kendi arasında hani falan bak dans falan işler kötü gittiğinde mesela aleyhine düdükler çaldığında oyuncular yedek kulübesinde de yapar. Hafta içi antrenmanda ya Erkan Özdemir geliyor kim falan o da muhabbet yapar. Taraftarlar da bunu esprili yaparlar. Yapmaz hocam bak şimdi, bence. Bunun mesleği bu ya. Yani hayır, bir yerde zumba eğitmeni ise ya eğitme, bunun şeyi koyacak senin, yani internette. Bak şimdi, maalesef sanal alemde. İyi de bu zamana kadar koymuyorsun. Şimdi mi koyuyorsun yani? Böyle maçı yakaladığı ben, zaman ben, koyarsın. Hayır ben de o benim düşüncem. Bunu tabii ki dans etmesinde bir beden insanın oynamasında bir şey yok. Bak anlamıyorsun. Taraftar o bu bir şey olduğunda ileride baskısı olduğunda göreceksin taraftar tepkileri bu yönde de olacak. Ya ben diyorum ki canım, yapılmaz mı? Yapılacak espriler Serkan. Ama ben yani, diyorum ki buna gerek yok. Çanak tutma. Ben sana ekranlara yansıtacağız arkadaşlarımız hazırlıyor. Ya buna tema, çanak tutma. Kara gece. Yaz. Tema kara gece. Ha, teması. Detaylandıracağız yani. Ya sen buna Erkan Özdemir olarak gayet dans edebilirsin, istediğini yapabilirsin. Bunu yapma. Şimdi bizim ülkemizde sana bu ileride döner.
Yani bunu yapmaması gerekir. Yoksa dans da edebilir, oynayabilir de Cüneyt. Farklı hobileri de olabilir. Tabii bunda anormallik yok. Hangi, anladın mı? Devirde yaşıyoruz. Ama bunu eksajere edilir. İleride bir sıkıntısı vesaire olabilir. Ben onu